aldatılmış kızın makyajı. İyi ki de aldatmışım onu. Sonradan onu da beni aldattığı çıktı ortaya. Herkes beni kız zannediyor. Halbuki ben kadınım. Kızlık mı kaldı bende? Hangimiz acaba kadın, hangimiz erkek olacağız onu çözemedim. Matemdeyim ya, aldatıldım ya. Siyah ruj süreceğim. Anam dudaklar da güzel. Eşeği bilmem neyi gibi. Aldatıyorlar mı sizi? Vurun tekmeye gitsinler pezeveklere. Fahri Evcen'in yüz hatlarını çok beğeniyorum. Kocası da hoşuma gidiyor. Bu arada aramızda kalsın. Buradan Burak'a sesleniyorum. Burak'cığım gör beni. Çağatay'la evlenmek için bütün ömrümü feda ederim. Onun bunun kocasıyla, onun bunun karısıyla gelenlere de fenomen demiyorum. 3 defa aldatıldım hayatımda. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi de ne yapıyorum biliyor musunuz? Aldatılmış kızın makyajı. Ben aldatıldım ya geçen, anlatmıştım ya geçen hafta. Şimdi aldatıldığım için makyaj yapmak istiyorum ama sade ve doğal, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çünkü aldatıldım. Beni aldattığı kadın kim? Evdeki çalışan kadın. Çok moralim bozuk. O yüzden arkadaşlar hiç bugün BB krem falan sürmeyeceğim. Milyoncudan aldım. Catherine Arley. 10 TL. Alıyorum. Kız ben cildime ne sürersem süreyim zaten değişmiyor. Dur şu aynayı da şöyle koyayım şu karşıma ki en azından bir yandan aynaya bakayım, bir yandan da sizlere bakayım. Ne yapayım? Hüzünlü kadın makyajı. Çok hüzünlüyüm maşallah. Hayatımda kaç defa aldatıldım? Herhalde 3 defa aldatıldım hayatımda. Bakın allığımı sürüyorum. Allıkla geliyorum size. Dedikodu yapalım mı kız? Biraz daha gıybet yapalım mı sizce? Bence gıybet yapalım. Gıybet güzel gidiyor. Bu son dönemlerde arkadaşlar TikTok fenomenleri olsun, Instagram fenomenleri olsun, ne düşünüyorsunuz onların hakkında? Benim düşüncelerim, ben ne bileyim, kimseyi aslında fenomen olarak görmüyorum. Fenomen dediğin insanlara iyi örnek olan, yoldaş olan insanlara ben fenomen derim. Saçma sapan videolarla gündeme gelenlere fenomen demiyorum. Onun bunun kocasıyla, onun bunun karısıyla gelenlere de fenomen demiyorum. Onlara örnek olan bir fenomenmişsin. Ben örnek olan fenomenim çünkü neden? Yemek yapıyorum. Yemeklerle ben gündemdeyim. Teşhir edilecek hiçbir yerim yok. Açmıyorum kendimi. Tek sorunum cinsiyet değiştirmek. İsteyen beni bu şekilde beğenir, isteyen beğenmez. Herkes beni takip etmek ve sevmek zorunda da değil. Ben de fenomen de değilim bu arada. Sevilen birisiyim ama. Seviyorlar beni. Her şekilde seviyorlar beni. İnsanlar beni fenomen olarak görüyorlar ama ben kendimi öyle görmüyorum. Daha fenomen olmam için çok yol kat etmem gerekiyor. Bayağı bir. İnsanları görüyorsunuz küfürlerle fenomen oluyorlar. Ana bacı küfür edip fenomen olanlar var aramızda. Siz onları biliyorsunuz kimler olduğunu. Bakın kaş kalemi, kaş farı kullanıyorum şunu. Çok güzel. Akmıyor da. Benim kaşlarım zaten belirgin. Güzel. Bu arada beğendiğim birkaç kadın var sosyal medyada. Mesela Fahri Evcen'in yüz hatlarını çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kocası da hoşuma gidiyor. Bu arada aramızda kalsın. Boşanırlarsa ilk gideceğim adamlardan bir tanesi tabii beni isterse. Çok beğeniyorum. Fahri Evcen güzel kadın. Kocası daha güzel. Hadi diyecekler bu yuva bozan karı yok anam. Yani boşanırlarsa, evliyken değil tabii ki aklımda yok ama boşanırlarsa yani ucundan biraz da bana düşer herhalde. Buradan Burak'a sesleniyorum ona göre. Burak'cığım gör beni, duy beni. Yani favorimsin. Çağatoğlu Soy da benim çok hoşuma gidiyor. Gayet yakışıklı bir adam. Karizma. Hoşuma gidiyor yani Burak. Aman Çağatay. Yani o da beni şey yapabilir, şey yapabilir derken yani görebilir demek istedim, yanlış anlamasın. Çağatay'la evlenmek için bütün ömrümü feda ederim. Bütün benliğimi, bütün hayatımı. Çağatay benimle evlenirse bütün her şeyden vazgeçerim. Sosyal medyadan bile, her şeyden. Yeter ki Çağatay benim olsun. Çağatay Ulusoy. Ay. Senin için hazırlanıyorum. Bak aldatıldım Çağatay. Sırf senin için hazırlanıyorum. Masumane. Bak dekolte de giymedim. Sırf kıskanma diye beni. Belki kıskanırsın, duyarsın diye. Kuzum. Yanlış anlama beni. Bugün dudaklarıma böyle ruj sürsem mi acaba? Nihat Doğan eğer teklif etmiş olsaydı bana asla kabul etmem. Ay kedi gibi sesi var. Ya ne yapayım onu ben? Çok itici bir adam.
Ne dediği belli değil, kimi savunduğu belli değil, ne yaptığı belli değil. Çözemedim ben bu adamı. Neyi savunuyor, kimi savunuyor? Bir gün kadınlardan yana oluyor, bir gün çocuklardan yana, bir gün başka... Neyi savunduğunu anlamadım ben bu adamı, çözemedim. Her gün farklı, ne tutarsam acaba? Beğenmiyorum, Nihat Doğan hiç tarzım değil, beğendiğim bir adam da değil yani. Bunu açsana. Bana Arto teklif etse eğer... Allah'ım yarabbim ya, Arto bana teklif edecekmiş ama... Şimdi bir şey diyeceğim demek istemiyorum yani, Arto. Kıvır kıvır, ne bileyim. Hangimiz acaba kadın, hangimiz erkek olacağız onu çözemedim. Yani var bir şeyler ama neyse. Arto'yu kabul etme. Arto'yu kabul etmem. Bana biraz erkek gibi böyle masayı vurduğu zaman ses çıkaracak adam lazım. Ne yapayım ben Arto'yu? Bu arada arkadaşlar bakın ne süreceğim? Siyah ruj. Matem diyeyim ya, aldatıldım ya. Siyah ruj süreceğim. Çok moralim bozuk. Morali bozuk halim bu. Anam dudaklar da güzel. Eşeğin bilmem neyi gibi. Bak dudaklarıma. Ne kadar seksi değil mi? Bakın arkadaşlar şimdi moralim bozuk, aldatıldım ya. Ne yapayım? Bunu da aldım böyle işte. Ah sizde. Ah. Aldatıldım. Evde böyle oturacağım. Ne kadar? Bir ay. Bir ay böyle kendimde yas tutacağım. Tam bir ay. Bir ay sonra artık bunu çıkar. Bikini tarzı bodyleri giy çık. Bir mini etek tamam. Başka bir adama, avcılığa. Direkt. Genelde böyle zaten biliyorsun. Bu siyah sürme sebebim de matem değil mi güya? Yani. Ama yakıştı kız değil mi? Aa, bana her şey yakışıyor. O böyle kadın bile aldatıldı işte, yapacak bir şey yok. Buradan arkadaşlar 1.80 boyların üzerinde, yaşı 60'tan üzeri olsun, bir ayağı çukurda olsun. Bu saatten sonra genç istemiyorum çünkü. Bir ayağı çukurda olsun, malı mülkü olsun. Ölmeye yakın olsun. Varsa, kötü bir hastalığı varsa kesin gelsin. Ben ona bir ay falan sahip çıkarım. Çünkü malı mülkü bana kalacağı için. Böyle taliflerimi bekliyorum. Lütfen eğer varsa taliflerim yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar bu arada ben biliyorsunuz trans kadınım. Trans kadını olduğum için bununla çok sıkıntı yaşıyorum. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorum? Instagram'dan yazıyorlar, TikTok'tan yazıyorlar. Ay sonradan diyorum ki beyefendi ben trans kadınım. Adamlar direkt beni engelliyor. Ya da diyorlar ki kuşun var mı? Yok diyorum. Ay o zaman bazen işte bazıları kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. Bununla alakalı çok sorun yaşıyorum. Herkes beni kız zannediyor. Halbuki ben kadınım. Kızlık mı kaldı bende? 16 yıl önce kızlığımı verdim ben. Ay pardon. Yani kızlığım gitti, özür dilerim. Yani kadınım da ama trans kadınım. Anlamıyorlar, yazıyorlar bana. Buradan belirtiyorum hayranlarıma. 20'den 80 yaşındaki hayranlarıma şimdiden söylüyorum. Ben trans kadınım, haberiniz olsun, tamam canım. Karıştırmayın ikide bir beni. Gelecek insanlar varsa bunu kabullenip gelsinler. Yani kadın değilim. Haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Hiç aldattın mı Nil? Ay çok dermiş. Hiç aldattım mı ben? Arkadaşlar daha önce çok eski bir sevgilimi aldatmıştım. Hak etti ama. İyi ki de aldatmışım onu. Sonradan onu da beni aldattığı çıktı ortaya. Beni kaç kişiyle aldı. İyi ki de aldatmışım kız. Vallahi sefam olsun. Aldattım ama yıllar önce. Vallahi hiç aldatırken bile korkmadım. Çok cesaretli bir kadınım ben. Aldattım vallahi bir şekilde. İyi ki de aldatmışım diyorum. O da beni aldatmış, hem de en yakın arkadaşlarımla. Çok eski bir sevgilim. Bu son sevgililerimi hiç aldatmadım. Gayet bağlıydım ona. Çok da sevdim onu. O da beni aldattı. Allah kahretmesin onu. Gitti başkasına. Değmeyecek birine gitti. Ama işte etme bulma dünyası. O da onu kandırıyormuş şimdi duyduğuma göre. Dolandırıyormuş onu. Ayakta uyutuyormuş onu. Oh sefam olsun. Canıma değsin. Kız. Ana. Bir yastığa tutuyorum. Bakın şimdi bir de böyle bağlıyorum. Hah. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evde kalmış kızı yapmıştık. Şimdi de aldatılan kızı yaptım. Anam değişen bir şey yok. Ne yaparsan ne yapayım değişmiyorum. Aynı gördüğünüz gibi. Güya yastayım, güya aldatıldım. Aldatıldım da olsun. Hepsinin canı cehennemi. Sizler de kafanıza sakın takmayın. Ne halleri varsa görsün. Aldatıyorlar mı sizi? Vurun tekmeye gitsinler pezevenklere. Neyse burayı biplerler zaten. Canlar sizleri seviyorum. Artık böyle eğlenceli dakikalar, eğlenceli sohbetler her zaman her hafta sizinle olacağım. Değişik konseptlerle gelmeyi düşünüyorum. Makyaj olur, farklı olur, turşular olur, farklı şeyler olur. Eğlenceli şeylerle sizle geleceğim, göreceksiniz beni. Sizleri seviyorum. Bu arada yorumlara yazın ki eğer farklı şeyler istiyorsanız
yorumlara yazın. Ben yaparım, biliyorsunuz beni. Hem dobra kadınım hem de yaparım yani, biliyorsunuz. Kocaman sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.